Bu yılın geriye kalanında çok düşük bir enflasyon olması gerekiyor ki bu rakamlar tutsun. Ancak bu zaten yeni ekonomik programı başka nedenlerden ötürü de çok önemsenmemişti. Bunu iki açıdan açıklamak istiyorum. Biri teknik neden. Belirli bir daha varsayımlar var önümüzdeki yıllara ilişkin kişi başına düşen milli gelir gibi konularda. Bunlara baktığımız zaman dolar kuru beklentisinin çok düşük olduğu görülüyor. Yani şu andaki olduğumuz alt seviyesini bile altında dolar beklentisi önümüzdeki yıllar için bekleniyor. Bu tabii ki mümkün değil. Dolayısıyla piyasa tarafından yeni ekonomik programın varsayımları çok dikkate alınmadı. İkinci olarak eş zamanlı bütün makroekonomik göstergelerde düzelme bekleniyor. Yani bu muhteşem bir iyimserlik. Çünkü eş zamanlı siz hem enflasyonu, hem işsizliği, hem büyümeyi, hem cari açığı böyle bir durumda çözemezsiniz. Siz zaten dolar kuru çok yüksek bu durumda. Zaten hala buna rağmen cari açık ediyorsunuz. Zaten hala yüksek bir borçluğunuz var. İşsizlik daha henüz yeni yeni yükselmeye başlamış. Ekonomimiz durgunluğa yaklaşmaya yeni genç. Dolayısıyla hani yeni ekonomik programı bu şekilde incelediğimizde sadece enflasyon değil, diğer beklentilerin de tutma olasılığı çok düşük. Yani mutlaka bir tanesini tutturur. Bu çok sayıdaki makroekonomik değişkenler. Ama eş zamanlı hepsini tutturamaz. Çünkü bunlar tutarlı değil. Eş zamanlı bunu yapmanın yolu sihirli anca olabilir. Dolayısıyla yatırımcılar da bunu çok gerçekçi bulmadılar ve piyasada da çok fazla karşılığı olmadı açıkçası.